hepimizin temel vatandaşlık görevinde sorun yaşayan, bu sorunla mücadele ederek yaşamında yeni bir... Sayın Kaymakamım, Sayın Müdürüm. Kıymetlilerim, annem ve babamla olan kavgalarımı hatırlamak bile istemiyorum. Öğrenç olarak kodlama öğrendim. Şu an iyi seviyeli teknolojiyi kullanmaktayım. Ceza rastlıyorum. Bizlere eğitim imkanları... ...ise onu bu cihazların bağımlısı olmaktan kurtarmak için mücadele eden benim. Teknolojiden uzak durmalarını değil, onu bilinçli kullanmalarını sağlamaktır. Öğrenlerde çocukların yönetimini teknolojik araçlara bıraktığı görülmekte. Adeta çocuk bakıcısı gibi görmeleri, çalışmamız, teknoloji robotik kodlamayla yöneten, kendi bilgisayar oyunlarını üretebilen... ...dikkat çekecektir. Pamukkale Nomofobi gününüz kutlu olsun. Saygılarımla arz ederim. Robotik el ve benzeri materyalleri standlarında görebilirsiniz. Bugün 13 Mart Pamukkale Nomofobi Günü etkinlikleri yıl boyunca farkındalık oluşturma aşamasında devam ediyor. Elbette ki Pamukkale'de boş durmayacağız. Çalışmalarımızı devam edeceğiz. Her zaman söylüyorum, öğrenci, öğretmen, veli işbirliğinin sonucunda her zaman başarı geliyor. Bugün bereketli bir çarşamba gününde İnşallah bu güzel çalışmalar fazlasıyla devam edecek. Ya ilk başta çok bilgisayar oynuyordum. 8-9 saat falan oynuyordum oyun. Okulda alakam yoktu pek. Derslere falan alakam yoktu. Sonra kodlamayla tanıştım. Bunları yaptık. Kodlamaları yaptık. Robot yaptık. Drone yapmaya çalışıyoruz şimdi. Uzaklaşmaya başladım bilgisayardan yavaş yavaş. Oyun yerine robot kodlamaya başladım. İşte kodlamaya ilgi duymaya başladım. Sosyal aktivitelerim olmuyordu bir kere daha önceden. Şimdi geziyorum. Yani iş saatlerimi kendim belirliyorum şimdi. Bağımlıyken sürekli bilgisayar başında geçiriyordum günümü. Dışarıya çıkmıyordum. Yani nadir çıkıyordum. Sürekli oyun oynuyordum. Bilgisayar başından kalkmıyordum. Öğretmenimizin yardımıyla kodlama işine falan girince yaratıcılığımızı konuşturmaya başladık. Hayatım biraz daha iyileşmeye başladı. Artık hani vaktimi sınırlandırıyorum. Bu şeylerle uğraşarak vakitimi geçiriyorum. Kalan zamanda da bu işlerle uğraşan başka arkadaşlarımla beraber dışarıya çıkıyoruz. Daha iyi vakit geçirmeye başladım.